Şimdi arkadaşlar Newton'un hareket yasalarına bakalım. Birinci yasa eylemsizlik yasası olarak adlandırılır arkadaşlar. Nedir eylemsizlik? Ne demektir bu yasa? Ona bakalım. Önemli bir yasa. Mantığını kavramakta fayda var arkadaşlar. Diyor ki bir cismi etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda. Cisim durgun halde ise durmaya devam eder. Hareketli ise sabit hızla hareketine devam eder. Bu yasa eylemsizlik yasası olarak bilinir demiş arkadaşlar. Yani bu nedir? Eylemsizlik bir cismin ilk hareketini koruma isteğidir. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğunda cisim o andaki hareketini korur. Duruyorsa durur, hareket ediyorsa hareketine sabit hızlı olarak etki eder. Devam eder. Bu önemli bir ifade arkadaşlar. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durur, hareket ediyorsa nasıl hareket ediyor arkadaşlar? Sabit hızlı hareket ediyor. Yani ilk hareketini ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Korumaya çalışıyor her zaman. Şimdi bunu şöyle de ifade ederiz. Eylemsizlikte hatta hep örnek veride gelmiştir şimdiye kadar. Arabada giderken araba frene bastığı zaman yolcu öne doğru gider. Araba birden gaza bastığı zaman içindeki yolcu ne yapar? Geriye doğru gider. Bu ilkokuldan beri, ortaokuldan beri verilen örnektir. Ama biz asıl konumuzla ilgili olarak şu tanımın üzerinde duracağız. Bir cismi etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğunda cisim o andaki hareketini korur. Yani duruyorsa durur, hareket ediyorsa sabit hızda hareket eder. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bunu şöyle ifade edeyim size. Şurada bir şuraya bir kütle çizelim. Kütlemiz ne olsun arkadaşlar? M olsun. Bir kütle de şurada var. Bu da M. Bunun üzerine bir de şöyle bir kütle daha koyalım. Bu kütle ortası delik olsun arkadaşlar. Buna da ne diyeyim ben? M üssü diyeyim. Şuraya biraz şöyle uzunca olsun. Şuraya bir tane şöyle küçük bir pota koyalım. Şimdi ben bu sistemi serbest bıraktığım zaman, ne olur? Dikkat ederseniz şuradaki toplam kütle şuradaki kütleden büyük. Yani bu tarafın kuvveti daha büyük. O zaman cisim ne yapacak? Bu tarafa doğru inmeye başlayacak. Yalnız inerken M kütlesi potanın içinden geçecek ama şu M üssü kütlesi potaya takılacak. Arada delik olduğunu varsayarsak M üssü kütlesi potaya takılacak ve sistem aşağı doğru inmeye başlayacak arkadaşlar. M üssü kütlesinden sistem ne yapacak? Korunacak. Şimdi düşünün. Sistemi serbest bıraktım. Cisim bu tarafa doğru hareket etti. M üssü kütlesi potaya takıldığı anda net kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü bu tarafta M, bu tarafta M. Başlangıçta ben buna ne vermiştim? Bir hareket vermiş miydim arkadaşlar? Şu M üssü kütlesinden dolayı vermiştim. Bu cisim buraya takıldıktan sonra, M üssü buraya takıldıktan sonra takıldığı anda bu sistemin hızı neyse aynı hızla hareketine devam eder. Yani sabit hızla hareket eder. Hangi hızla hareket edecek? Şu potaya M üssü takıldığı andaki sistemin hızı neyse o hızla hareketine devam etmeye başlar. Çünkü net kuvvetimiz nedir arkadaşlar? Burada sıfır olacaktır. Dolayısıyla neydi? Bir cismi şuraya bırakırsam durur. Duruyorsa durur. Duruş halini korur. Hareket ediyorsa şuradaki gibi o andaki yani net kuvvetin sıfır olduğu andaki hızım neyse o hızla sabit hızla hareket edecektir arkadaşlar cismimiz. Eylemsizlik kabaca bu. Net kuvvet sıfırsa, cisme etki eden net kuvvet sıfırsa, cisim duruyorsa durur, hareket ediyorsa sabit hızda hareket eder. Şimdi ikinci kanun etki tepki prensibi. Bir cisme, bir yüzeye, örneğin şu cismi bıraktım ben şuraya yüzeye. Bu cisim bu yüzeye ne kadarlık kuvvet uyguluyorsa o yüzeyde bu cisim o kadar zıt yönde kuvvet uygular. Bu ne demek? Örneğin herhangi bir zeminde yürüyorsunuz. Diyelim ki zemin çürük bir zemin. Örneğin çürük zeminin tahtaları çürümüş olsun. Eğer sizin zemine uyguladığınız kuvveti eşit ama zıt yönlü bir kuvvet yani tepki kuvvetini o zemin uygulayamazsa zemin ne yapar? Çöker arkadaşlar. Beton zeminde yürürken örneğin siz zemine bastığınızda o kuvvet neyse zemin size o kadar kuvveti zıt yönde uygular ve siz orada o zeminin üzerinde durabilirsiniz. İlla o örnekle de gitmeyelim. Farklı bir örnekle düşünebilirim. Herhangi bir duvara elinizi yaslayın. Ne kadarlık kuvvet uygularsanız duvar size ne yapacaktır? Pardon arkadaşlar. O kadarlık zıt yönde kuvvet uygulayacaktır arkadaşlar. Şimdi yani buna ben ne diyeceğim? Etki tepki diyeceğim. Ne kadarlık bir kuvvet uyguluyorsanız ne kadarlık etki varsa o kadarlık buna karşılık ne vardır arkadaşlar? Tepki vardır. Ve etki kuvvetiyle tepki kuvveti büyüklük olarak birbirine eşittir. Etkiyle tepki büyüklük olarak ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Örneğin şuradaki cismi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu cismin ağırlığı ne olsun? G kadar olsun.
Dolayısıyla zemine G ağırlığıyla basıyorsa zemin buna ne uygulayacak? Sırt yönde bir tepki uygulayacak. O tepkiyi ben neyle gösteriyorum arkadaşlar? Büyük N harfiyle gösteriyorum. Ve tepki kuvveti G'nin kendisine eşittir. Şuraya bakıyorum. Cismin ağırlığı G. Bir de yukarıdan F'lik kuvvetiyle basıyorum. F kuvvetiyle. O zaman zeminin cisme uygulayacağı tepki kuvveti ikisinin toplamıdır. G artı F'tir. Mesela G'lik ağırlık var. Zıt yönde F kuvvetiyle çekiyorum. Eğer burada F G'den büyük olsaydı cisim yukarı uçar. Demek ki G F'den büyük. O zaman ne yazacağım? N eşittir. G eksi F diye yazacağım. Tepki kuvvetidir bu. Mesela burada F kuvvetiyle şu iki kütleyi itiyorsam ben K cismi L cismine bir T2 kuvveti, L cismi de K cismine bir T1 kuvveti uyguluyorsa etki tepki gereği bunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Evet, üçüncü kanun temel prensip. Yani dinamiğin temel prensibi olarak da geçer. Net bir kuvvet bir cisme etki ettiğinde cisim net kuvvetle aynı yönde bir ivme kazanır. Kuvvet arttığında ivme de artar. Bu olayda kuvvetin ivmeye oranı sabit ve bu oran cismin kütlesine eşittir. Yani bu şu demek istiyor arkadaşlar. Ben cisme bir net kuvvet uyguluyorsam cisim o net kuvvetin etkisinde bir ivme kazanır. Bir A ivmesi kazanır. Ve şöyle bir ilişkidir arkadaşlar. Bu F net eşittir M çarpı A diye yazarım. Ve burada F net kuvvetin ivmeye oranıdır. Aynı şekilde ivmenin kuvvete bağlı grafiği şöyle verilmiş olsun bana. İvme kuvvet grafiği verilsin. Şuradaki açıya ben alfa açı dersem bunun tanjantı karşı bölü komşu. Yani A bölü F. A bölü F buradan nedir? 1 bölü M'ye eşittir. Yani ivme kuvvet grafiğinin eğimi kütlenin tersine verir. Ha bu kuvvet ivme grafiği olsaydı kuvvet ivme grafiğinin eğimi de o zaman kütlenin kendisini verecekler.